Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar, yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu. Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi? O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz, onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar, haktan sapan bir güruhtur. O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz. O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz. De ki, gerek göklerde, gerek yerde olanlardan hiç kimse, gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Fakat, ahiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar, bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar, ahiretten yana kördürler. Bunun içindir ki kâfirler, sahi dediler. Biz de, babalarımız da ölüp, toz toprak olduktan sonra, biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız? Bize de, daha önce babalarımıza da, bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün. Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğru iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, acele ile istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir. Doğrusu senin Rabbin İnsanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler. Rabbin onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Bilesiniz ki bu Kur'an Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır. Hem Kur'an müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten o aziz ve alimdir. Mutlak galiptir. Her şeyi hakkıyla bilir. O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur. Şunu bil ki sen, ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen, körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak, ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar, hakka teslim olurlar. Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların, bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize, inanmadıklarını söyler. O büyük duruşma günü, her ümmetten, ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip, Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Nihayet, hesap yerine vardıklarında, Allah Teâlâ, demek siz, ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan, yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız? İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü, onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı. Onlar anlamıyorlar mı ki, biz, insanların dinlenip, sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklar. Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır. Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun, ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. De ki, hamd o Allah'a olsun ki, size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi, Mekke'de nazil olmuş olup, 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselam'ın kıssasının, Kur'an-ı Kerim'de, en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin-mim. İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. Doğrusu Firavun ülkesinde Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi. Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince, annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız. Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için, ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı. Firavun'un hanımı, onu sandıktan çıkarınca, kocasına, "Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz," diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi. Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için, kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı. İşte bu haldeyken, annesi, Musa'nın kız kardeşine, "Sen fark ettirmeden onu izle," dedi. O da, kendisini ele vermeksizin, kardeşini uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz?" dedi. Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa bir gün, halkın habersiz olduğu bir sırada, şehre girdi. İki adamı, birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri, kendi kavminden, öbürü ise, düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi, düşman olana karşı yardım istedi. Musa da, eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından, "Bu," dedi, "şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır. Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. "Ya Rabbi," dedi, "bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam." Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, "Belli ki sen azgının tekisin," dedi. Bununla beraber Musa hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup onları ayırmak isterken soydaşı kendisini yakalayacağını sanarak, "Ne o Musa," dedi, "dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun." Çok geçmeden şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, "Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim." Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve "Şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbi," diye yalvardı. Medyen tarafına yönelince, "Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir," dedi. Medyen'in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. "Siz niçin bekliyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor," diye cevapladılar. Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, "Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım," diye dua etti. Az sonra o iki kızdan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat endişe etme. O zalimlerin elinden artık kurtuldun dedi. Kızlardan biri babacığım dedi. Bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır. Babaları ona kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de 8 yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi 10 yıla çıkarırsan o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu 2 müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun dedi. Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkânı bulursunuz. Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül âlemin olan Allah benim. Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan. Korkma artık. İşte bunlar Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen 2 mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur. Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. Allah Teala şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz. Musa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde, bu dediler sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda, hayırlı akıbetin kime nasip olacağını, Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçektir ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar. Firavun da dedi ki, ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin, benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur. Balçığı pişir. Fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği Tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse. Böylece o ve orduları, haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp, hesap vermeyeceklerini zannettiler. Biz de, kendisini de, ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatıverdik. İşte bak, zalimlerin sonunun ne olduğunu gör. Onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp, desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette, o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır. Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra insanların vicdanlarını aydınlatacak, basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik ki düşünüp ibret alsınlar. Ama bunu yapmadılar. Sen ise ey Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni Resul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun. Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat düşünüp ders alsınlar diye daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp aydınlatman için Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak seni Resul yapıp orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik. Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde ey ulu Rabbimiz, dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk demesinler diye seni elçi gönderdik. Buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat yani Kur'an ve peygamber gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkar etmemişler miydi? Ve hatta bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi. De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin, ona tabi olayım. Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın, kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Düşünüp ibret almaları için biz, buyruklarımızı birbiri ardından getirdik. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri, buna da, Kur'an'a da inanırlar. Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik. İşte onlar gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Anlamsız çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size. Hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir. Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup, o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak, biz onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu, bu nimetin kadrini bilmezler. Bununla beraber biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti. Baki biziz. Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz. Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali, dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından, kıyamet günü, hesap ve azab için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi? O gün Allah, müşriklere, "Nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler?" diye seslenir. Kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Ulu Rabbimiz, işimiz meydanda, azdırdığımız kimseler işte karşımızda, inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil, kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı." Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, "Haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin" denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi? Nitekim o gün kâfirlere Allah, "Size gönderilen resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz? Tutumunuz ne olmuştu?" diye seslenir. Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz. Ama inkârdan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler. Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir. Senin Rabbin onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir. O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yerde O'nun huzurudur. De ki, "Söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah'tan başka size gündüzü getirecek Tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz?" De ki, "Söyleyin bakalım, gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah'tan başka koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek Tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz?" O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki geceliğin istirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz. Allah'ı bir tanımayıp O'na şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek, O şöyle seslenecek: "Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım." O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, "Haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun" deriz. O zaman onlar hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur. Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, "Servetine güvenip şımarma, böbürlenme. Zira Allah böbürlenenleri sevmez" demişti. Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz. Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok dediler. Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise, yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, Allah'ın cennette hazırladığı mükafat, elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur. Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi. Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar, bu sabah şöyle dediler: Vah bize! Meğer Allah dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmış. Ama ahiret diyarına gelince, biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır. Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki, kötülük işleyenler, ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu, Rabbim pek iyi bilmektedir. Sen bu kitabın, senin kalbine indirileceğini hiç ümid etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette bilecektir. Kötülükleri işleyenler hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı ümid ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vaade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur. İman edip, güzel ve makbul işler yapanların, elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları, en güzel şekilde mükafatlandıracağız. Biz insana, yapacağı en hayırlı iş olarak, annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber, onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim. İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dâhil edeceğiz. Kimi insanlar vardır ki Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir. Elbette Allah iman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır. Kâfirler müminlere bizim yolumuza tabi olun. Günahlarınız bizim boynumuza. Yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar. Ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu. Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız ona ibadet edin ve ona şükredin. Sonunda yine onun huzuruna götürüleceksiniz. Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir. Peki o inkar edenler dünyada gezerek Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır. De ki, dünyayı gezin dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur. Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle dedi: Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O ahirette de elbette salihlerden olacaktır. Lut'u da halkına resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki: "Nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz. Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz?" Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu: "Doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin Allah'ın o azabını getir de görelim." "Ya Rabbi," dedi, "bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle." Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde, "Haberin olsun," dediler. "Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir." İbrahim, "Ama Lut da orada" deyince, onlar şöyle cevap verdiler: "Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak." Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki: "Bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır." Büsbütün yoldan çıkmaları sebebiyle biz bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki: "Ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın." Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar. Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde açık göz kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu, tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. Allah, onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar. Allah, gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle, gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır. Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.